Merhabalar efendim, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün tatlı tarifi de sizlere geldim. Kremalı kadayıf tatlısı. Yapımı inanılmaz kolay arkadaşlar ve çok lezzetli bir tatlı tarifi. Sizlere de şiddetle denemenizi tavsiye ederim. Evet, gerekli olan malzemelerimiz. Bir paket bu şekilde hazır kadayıf kullandım arkadaşlar. Yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar tereyağı. 1 su bardağı ceviz. Daha sonra onu ufaltacağım ve kavurduktan sonra kadayıfımın içerisine ekleyeceğim. Şerbeti için ise 500 gram şeker ve 500 milim su. Bir dilim de limon arkadaşlar. Üzerinin kreması için 2 paket krem şanti kullandım. Dilerseniz içerisine kaymak da ekleyebilirsiniz. Onları daha sonra yaparken sizlere anlatacağım. Evet, kadayıfımızın yapılışı. Tavamıza tereyağını alıyoruz, eritiyoruz ve kavrulmuş olan kadayıfı da bu şekilde ufaltıyoruz. Ufalttıktan sonra tereyağı ile birlikte güzelce renk alana kadar kavuruyorum. Bu şekilde çok daha pratik oluyor. Hazır kavrulmuş paket almak arkadaşlar. Dilerseniz sizler taze kadayıftan da yapabilirsiniz. Tercih tamamıyla size kalmıştır. Evet, istediğim kadar renk aldıktan sonra cevizlerimi ufalttım. Çok un halinde olmadan onları da içerisine ekledim ve güzelce karıştırıyorum. Daha sonra soğuması için bir kenara alacağım. Şerbetli tatlı seviyorsanız bir de kadayıfı bu şekilde denemenizi şiddetle tavsiye ederim arkadaşlar. Pasta tadında hem şerbetli hem çok lezzetli bir tatlı oluyor. Evet, denemenizi tavsiye ederim. Kavurduktan sonra ben bu şekilde borcamın tepsime kadayıfı döktüm. Güzelce düzledikten sonra bir kenara aldım, soğumaya bıraktım. Bu esnada da şerbetimi yapmaya başladım. Evet. Evet, şerbetimiz için gerekli olan malzeme listemiz arkadaşlar. Başta da vermiştim. 500 gram şeker ve 500 milim su. Bunları tencereye alıyoruz. Kaynadıktan sonra 15 dakika orta ateşte kaynamaya bırakıyoruz. 15 dakika kaynadıktan sonra bir dilim limonu ya da 3-5 damla limon suyunu ekleyip 3-4 dakika devam kaynatıyoruz. Daha sonra ocağın altını kapatıyoruz ve 15-20 dakika ılımaya bırakıyoruz. İlk sıcaklığı çıktıktan sonra tatlımıza şerbetimizi yedireceğiz. Evet, gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde arkadaşlar. İlk sıcağı çıkmış olan şerbetimizi şimdi kadayıfımızın üzerine pay edeceğiz arkadaşlar. Tamamını dökmedim. Yaklaşık 2 kepçe kadar şerbetimi bıraktım. Onu da tekrar bir kavanozuma koydum. Başka bir tatlı yapımında kullanacağım. Evet, kadayıf şerbetini çekerken şimdi kremasını hazırlayalım. Kremamız için arkadaşlar ben bu şekilde krem şanti bulamadım. Onun yerine alternatif olarak bu markayı aldım. Denedim. Gerçekten çok da beğendim. Çok hoşuma gitti. Yaklaşık 2 bardak süte 2 paketi boşalttım ve katılaşana kadar çektim. Bunun içerisine dilerseniz bir paketi kaymak ilave edebilirsiniz. Kaymak ekleyince daha bir lezzetli olacaktır. Daha önceden yaptığımda bu şekilde yapmıştım. Hem kaymak hem krem şantiyi birlikte karıştırarak yapmıştım arkadaşlar. Çok da güzel olmuştu. Eğer varsa kaymak da ilave edebilirsiniz. Tercih tamamıyla size kalmıştır. Sade krem şanti ile de güzel oldu. Evet, krem şantiyi de şerbetini çekmiş olan kadayıfımın üzerine güzelce düzledikten sonra ben üzerine Antep fıstığı ve ceviz ile birlikte süsleyerek servis yaptım. Eğer bunu bir gece bekletirseniz şerbetini çok daha güzel çekecektir tatlımız. Bu şekilde
dinlendirmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Evet. Üzerine kremamı güzelce düzelttikten sonra Antep fıstığını çektim mikserimde. Bolca fıstık serptim ve ceviz eşliğinde süsleyerek sunum için hazır olmuş oldum. Bizler çok beğendik. Deneyince umarım sizler de beğenirsiniz. Yapımı çok kolay, pratik bir tatlı. Şerbetli tatlı seviyorsanız, biraz değişiklik yapmak isterseniz bu şekilde denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Evet, bugünlük bu kadardı. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yorumlarınızla ve beğenilerinizle bana destek verirseniz çok mutlu olurum. Bu tarifleri ben sizler için hazırlıyorum. Sizler de beni yalnız bırakmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Sizlerin yorumlarınız ve beğenileriniz beni motive ediyor. Ayrıca yeni tarifler denemem için de beni teşvik ediyorsunuz. İnanılmaz derecede bir enerji veriyorsunuz arkadaşlar. Evet. Eğer kanalıma hala abone değilseniz hemen şimdi kanalıma abone olarak ve zil sesini açarak paylaştığım videolarımı yakından takip edebilirsiniz arkadaşlar. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Thank you.